Bulut Obs und Gemüse Mannheim Grossmarkt ekonomisini sunar. Tam 10 yıldır Mannheim kentinde hizmet veren Bulut Obs und Gemüse Grossmarkt firmasının sahibi Kazım Bulut bu hafta kendi müşteri potansiyeli hakkında bilgiler verdi. Sabit olan müşterilerimiz var, yani değişmeyen müşterilerimiz var. Hani burayı bir aile ocağı olaraktan bilir, bir babasının evi olaraktan bilir. Çekinmeden gelir, istedikleri malları, çeşitleri bol miktarda bularaktan, en uygun fiyatı, en kaliteli malları alaraktan dükkanlarına gider. Yani %99 müşterilerimiz her gün gelen müşterimiz, değişmeyen müşterilerimiz. Bunlar 100 kilometre uzaktan, 150 kilometre uzaktan gelen müşterilerimiz de söz konusu. Yıllardır tek başına Mannheim Grossmarkt'ta hizmet veren Bulut günü 24 saatini değerlendirdi. Biz 24 saati az buluyoruz. Yani 24 saat benim için az. Çalışma ve yatma ile ilgili 24 saat bana az geliyor. Bir 12 saat daha lazım. Yani bu tempoyla, bu hızla, bu azimle çalışmaya yeterli kalmıyor. Hemen hemen 10 yıldan belli uyumamışımdır, yani 8 saat ayağımı uzataraktan uyumamışımdır. Ya 2 saatliğine ya 3 saatliğine yatıyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde. Genellikle günlük çalışmayı planlarım ben. Sabahleyin ne yapmam gerekir, kaça kadar, ne kadar yatmam gerekir, akşam kaça kadar. Bu şekilde oluyor yani. Günlük, haftalık sürekli bir planım var. Yani plansız yaşamak benim için direksiyonu olmayan, freni olmayan arabaya benzer. Almanya'ya hizmet veren Türk firmaların geleceği hakkında düşüncelerini paylaşan Kazım Bulut, iş adamlarının gelecekte hedef belirleyip çalışmaları gerektiğini söyledi. Şimdi tabii Almanya'da Türk iş adamlarının yapması gereken çok şeyler vardır yani. Hani boş durmaması gerekir her şeyden önce. Yani diğer ülkelerin olsun, Almanya'nın olsun, iş adamları ne yapıyor, neye hedefliyor? Bugün için mi yaşıyor, bugün için mi iş üretiyor, yoksa yarınları düşünerekten mi iş yapıyor? Bunu iyi takip etmeleri gerekir. Yani bir iş yerini işçisiyle, personeliyle, brosuyla ve sattığı mallarla temelini iyi atması gerekiyor. Yani geçici bir kazanç olarak görmemesi gerekiyor. Ve herkesin yaptığı bir işi de yapmaması gerekiyor. Ayakta kalacak, ileriye dönük ihtiyaç olan iş yerlerini açması gerekiyor. Kendi firmasından örnek gören Bulut, hangi dalda hizmet verilirse verilsin öncelikli olarak bilinçli ticaret yapılması gerektiğini ifade etti. Örneğin diyelim ki ne, bir bulut firması olaraktan ben meyve sebze satıyorum. Hani benimle beraber meyve sebze satan toptancı arkadaşları çok iyi tanımam gerekir. Ki ben onlarla yarışa bilem. Hangi malları satıyor, neye satıyorlar? Ben kaça satmam gerekir? Bilinçli ticaret yapmam gerek. Yani aldığım meyve sebzeyi iyi tanımam gerekir. Yani bir doktorun bir hastayı yatırdığı zaman neresinde rahatsızlık var, neresine bıçağı atması gerekir? Aniden onu ameliyat edip kurtarması gerekir. Bunun, bu hastanın saniyelik bir şeyi vardır yani. Kurtarma bir operasyonu vardır. Yani yarım saat, bir saat geç kalan bir hasta ölümle baş başa kalır. Onun için doktor hastayı hemen teşhis koyup hemen bıçağı yatırması gerekir. Yani ben de burada meyveyi, sebzeyi çok iyi tanıyorum. Ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Aninde hemen müdahale ederekten meyveye, sebzeye kaça almam gerekir, kaça satmam gerekir, kaç günlük dayanır, bunu iyi karar vermem gerekiyor. Ani karar vermem gerekiyor. Hiç tereddüt etmeden karar vermem gerekiyor. Eğer tereddüt ettiğim zaman hastayı kaybederim, müşteriyi kaybederim, meyve sebzeyi kaybederim. Tam 10 haftadır Avrupa Express'te ticaret hakkında bilgiler veren Kazım Bulut, yeni yayın döneminde de bizlerle olmaya devam edecek. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu sezon Avrupa Express sezon tatiline giriyor.
sezon başladığı zaman yine devam edeceğiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşım Şükrü Bey'e canı gönülden teşekkür ediyorum. ATV'nin tüm ailesine teşekkür ediyorum. Her zaman yayında, çalışmalarında başarılı olmalarını, başarılı iş yapmalarını diliyorum. Hep ayakta kalmalarını istiyorum. Şükrü kardeşimiz gerçekten tanıdığından çok değerli, çok efendi bir arkadaşımız. Ayrıca özellikle teşekkür ediyorum. Yanaklarından öpüyorum. Bulut son olarak tüm müşterilerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Burada tüm müşterilerime beni dinledikleri için meyve sebze hakkında, ticaret hakkında kendilerine bilgi verdim. Bilgilerimden faydalandılarsa, benden bir şey öğrendilerse bundan çok mutluyum. Hepsine teşekkür ederim. Hepsinin gözlerinden öperim. Her zaman onların başarılı olmalarını, işlerinde aktif olmalarını, verimli olmalarını ve sağlıklı olmalarını dilerim. Ayrıca benimle her gün bu Grossmark'ta, Mannheim Grossmark'ta soğukta sıcakta benimle gelip gecenin karanlığında ta gece 3'ten gündüz 10'a kadar gelip alışveriş yapan, benimle acıyı tatlıyı paylaşan, sabahleyin gelip çayımızı kahvemizi içen, sıkıntılarını bana anlatan, kendi sıkıntılarımı onlara anlatıyorum. Birbirimizden paylaştığımız için, müşterilerimizle sıkıntılarımızı birbirimizle paylaştığım için çok mutluyum ve onlara teşekkür ederim. Ayrıca Gaziantep'te çok sevdiğim anneme, babama, kız kardeşlerime ve erkek kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Onları çok özledim. Onların yanaklarından, gözlerinden, ellerinden öpüyorum. Annemi, babamı çok seviyorum. Onlar da beni çok seviyor. Bulut Obst und Gemüse Mannheim, Grossmarkt ekonomisini sundu.